Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz yine. Bugün size Euro Truck Simulator 2'de mod nasıl yüklenir, nasıl aktif hale getirilir onu göstereceğim. Ufak bir video yapacağım. Özellikle Instagram'da bu konuda birkaç tane talep oldu. Onun için bu videoyu yapma gereği duydum. Şimdi arkadaşlar öncelikle kullanmak isteyeceğiniz modun kullandığınız oyunla uyumlu olup olmadığına mutlaka dikkat edin. En başta bunu söyleyeyim. Yani oyuna derken nasıl? Malum biliyorsunuz oyunun çeşitli versiyonları var. İndirmek isteyeceğiniz ya da kullanmak isteyeceğiniz modun mevcut sürümünüze uygun olup olmadığına mutlaka bakın. Yani modun hangi sürümlerde, versiyonlarda çalıştığına ona göre indirip biraz sonra yapacağımız işlemleri yapın. Onu başta hatırlatmak istedim. Şimdi ne yapıyoruz? Benim daha önceden belirlemiş olduğum bir mod var arkadaşlar. Burada yabancı bir şey. Volvo F16 modifiye paketi diyelim. Bu linki de alta bırakacağım. İlgilenenler, yani indirmek isteyenler olursa onu göstereceğim. Şurada bakın, indir butonu var. Buraya tıklıyorum. Buraya indir dedik. Zaten ufak bir şey arkadaşlar. Burayla bir işimiz kalmadı. Bakın buraya indirdi. Buna tıklıyoruz. Bu modlar genelde böyle rar dosyası şeklinde gelir arkadaşlar. Hedefi ayıkla deyin. Bunun içindeki dosyaları sıkıştırılmış dosyadan çıkartıyorum. Bakın buraya attı. Burayı kapatıyorum. Şimdi asıl konu bu zaten bundan sonra. Şu an mod bizde ama oyun içinde değil. Ne yapıyorum abi? Bunu kesiyorum. Belgelerimden Euro Truck Simulator 2'yi açıyorum. Burada mod klasörü var arkadaşlar. Burayı açıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Trik şeyde yapabilirsiniz. Ben buraya atmanız gerektiğini göstermek için yaptım. Bu hedefe ayıkla dedik ya, yani zip dosyasının içinden, rar dosyasının içinden çıkartırken de hedef olarak Euro Truck Simulator 2 belgelerim, Euro Truck Simulator 2, oradan mod klasörünü seçip direkt onun içine çıkartırsınız. Hiç böyle kes yapıştır falan gibi bir şeyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Şimdi arkadaşlar konu bu. Şimdi oyunumuza bir geçelim. Bakalım. Profilin biraz daha fazla şey var. Şimdi burada hangi profile kurmak istiyorsanız modu, birden fazla bendeki profil varsa eğer sizde, önce onu seçiyorsunuz. Daha sonra mod yöneticisi, bakın sağ tarafta, ona tıklıyorsunuz. Burada modu bulalım abi, nereye atmış. Bakın burada şu mod. Şu haldeyken şurası mod aktif değildir. Buna çift tıklıyorum. Sağ tarafa atıyor. Daha sonrasında değişiklikleri onayla diyorum. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar oyunun versiyonuna da bakın, şuradan DLC butonun hemen üstündeki yerde küçük bir şekilde yazar. Oyununuzun sürümü, özellikle ücretsiz indirenler arkadaşlar dikkat etsinler. Şimdi modumuza bakalım. Buraya kurduk. Oyuna devam et diyorum. Şimdi arkadaşlar bir çekici galerisine gidelim. Orada kurduğumuz şeye bakalım. Şurası Volvo olması lazım. Çok gittik. Tıklıyorum. Bu arada benim mouse'da bir sıkıntı var ama oyuna girince çok yavaş çalışıyor imleci. Aha, evet. Doğru aracı seçmişiz. Şimdi özelleştir diyorum arkadaşlar arabayı. Arabamız sade. Bakalım. Bakın. Bakın arkadaşlar, şunlar işte, şu işaretlerin olduğu şeyler. Evet. Öncelikle rengimizi bir değiştirelim, açık renkli. Mesela en barisi buradan belli olur. Şöyle mesela altın sarısı yapalım arabamızı. Mesela şu özellikler normalde oyunda Volvo'da standart olarak yok. İşte boyalı mı plastik mi diyor. Biz bakın boyalıyı seçiyoruz. Ondan sonra şu keza ön cam taş koruması gibi ekstra bazı şeyler var. Bu modun benim en çok sevdiğim tarafı çok fazla şasi seçeneğiniz var arkadaşlar. Yani böyle tabiri caizse fantezi yapabileceğiniz şaseler var arabada. Uzun, kısa, sabit, hareketli, 8x4 long gibi, kısa, bayağı bir şasi çeşidi var diye biliyorum. Mesela şu 10x6 bakın, bu normalde yok. Şöyle bir kamyon eklenmiş buraya gibi. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim ikonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve paylaşarak ailemizi büyütmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese güzellikler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.